Merhaba selam. TYT Matematik Full Tekrar kampımızın 25. gününün ikinci videosuna geldik. 25'i de bugün hallediyoruz. Neyle hallediyoruz? Ne yapıyoruz? Ne ediyoruz? İstatistik ikinci videoyu yayınlıyorum size. Yayınlıyorum. Ben bir yayıncıyım. Publisher'ım ben. Arkadaşlar ee, en son 9. soruda sayfa kaçta kalmışız? 150'de kalmışız. 150 vay be. Kitap bitiyor ya. Aşırı şekilde moralim bozuldu şu anda. Kitap bitiyor. 150'nin 9. sorusundan başlayacağım. 151 ve 152 ile beraber arkadaşlar ne yapmış olacağım? İstatistik konusunu bitirmiş olacağım. Çok uzun bir video olmayacak. Çok yormayacak sizi. Güzel dikkatli bir şekilde beni dinleyin. Notlarınızı alın. Tamam canlarım? Hadi gel. Şimdi 9. soruyla başlıyorum. 9. soru diyor ki bana. Bir kırtasiyede bir hafta boyunca satılan kalemlerin aşağıdaki kalemler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Kalem sayılarının oluşturduğu veri grubu için açıklığı 6'dır. Şimdi bunları yine gözünüzde değildi arkadaşlar, küçükten büyüğe sıralayarak yazın olur mu? 12, 12, 12. Lan niye bu kadar kalın bu? 12, 12, 12. Bir de 10'u gördüm. O zaman bir tane 10 var, 3 tane 12 var. 12, 12, 12. Sonra bir tane 14 var. Sonra bir tane 15 var. Sonra bir tane de 16 var. Açıklık en büyük ve en küçük arasındaki farktı. 16 10'dan 6 doğru. Açıklık 6. Aritmetik ortalama 13'tür diyor. Hepsini toplayalım. Bak şimdi 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 72, 74, 76, 80, 85, 91. 91'i kaça böleceğim? 7 gün var. 7'ye böleceğim. 91 bölü 7, 13 yapar. Güzel. Bu da doğru. Modu yani tepe değeri 12'dir. Mod en çok tekrar eden veri grubundaki veriydi. 12, 3 tane tekrar etmiş. Zaten başka tekrar eden yok ama iki tane tekrar eden olsa bile cevap 12 idi. Modumuz 12 bu da doğru cevabımız E şıkkı yani hepsi olacak. Onunla devam ediyorum. Aşağıdaki grafikte bir grupta bulunan kişilerin ağırlıklarının dört gruba ayrılmış histogram grafiği verilmiştir. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur. Açıklık en az 13'tür diyor arkadaşlar. Şimdi açıklığı en az 13 nasıl alabiliriz? Bir bakalım bu grubun açıklığı kişi sayısını vermiş ve ağırlıkları vermiş. En az 13'tür diyor. Şimdi en az 13'tür olabilmesi için bu en az kısmı en çok. En çok kısmı da en az almak lazım. Yani 28 ile 15 arasındaki farka bakmak lazım. E o zaman 28 ile 15 arasındaki fark gerçekten 13 olduğu için grubun açıklığı en az 13 olarak alınabilir. Tamam. Yani en küçük veriyi 15 alırız. En büyük veriyi de en küçük 28 alırız. 28-15'ten tabi burada 10 ile 15 arasında 14 kişi var. Ben 10 10 10 10, 10, 10, 10, 10, 10 sonuncusunu 15 aldım. Ee, olmaz değil mi o zaman? Yok. Hiç 10 almamamız lazım. Veri grubundaki 14 kişiyi de 15 aldım. Ee, veri grubundaki 14 kişiyi de 28 aldım. O zaman açıklığımız ne olur arkadaşlar? 28 eksi 15'ten 13 olur. Grubun tepe değeri 22 ile 27 aralığındadır diyor. Bakalım grubun tepe değeri. Arkadaşlar grubun tepe değeri 22 ile 27 aralığında değildir. Yani bunun kesinlikle doğru olduğunu bilemem ben. Şimdi tamam 27 ile 27 aralıkları 22 ile 27 ağırlıkları arasında maksimum kişi var ama ya burada şöyle düşünün yani. Burada mesela 10 tane 22 olur. 10 tane 22 kiloya sahip kişi olur. 10 tane de 27 kiloya sahip kişi olur. 10 tane de 27 kiloya sahip kişi olur. Ama burada gelirsiniz 14 tane 33 kiloya sahip kişi alırsınız. O zaman veri grubunun modu 33 olur. Dolayısıyla bu kesin doğru değil. Grubun genişliği 5'tir. Arkadaşlar bakın açıklıkla karıştırmayın genişliği. Genişlik bu veriler arasındaki sayı. 21 6 5. 1 ekledim 6. Veri grubunun genişliği 6'dır, 5 değildir. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı yalnız 1 olarak bulunmuş olacak. Geldim buraya. Aşağıda verilen grafikte bir okulda 12. sınıf öğrencilerinin matematik dersine ait notlarının dağılımları gösterilmiştir. Grafikte verilen bilgilere göre notların oluşturduğu veri grubunun falan diye soruyor. Şimdi e, grubun tepe değeri 30'dur. Grubun tepe değeri 30'dur. Arkadaşlar grubun tepe değeri 30 değildir. Şimdi 30 oradaki öğrenci sayısı öğrencilerin aldığı ortalamaya göre veri grubu oluşturulduğu için veri grubunun tepe değeri yani en çok tek tekrar eden değeri 30 değil 50 olacaktı. Bu yanlış. Grubun medyanı 70'tir. Şimdi grubun medyanını nasıl bulabiliriz arkadaşlar? açıklığı da 50'ymiş. Medyanını bulabilmek için şimdi buradaki öğrenci sayılarına bir bakmamız lazım. Şimdi 50 kişiden kaç tane var? 30 öğrenci var. Şimdi bak 30 e, şimdi şöyle düşünün bakın. 50 e, alan, 50 alan 30 öğrenci var. 60 alan 25 öğrenci var. 70 alan 15 öğrenci var. 80 alan 20 öğrenci var. 90 alan 15 öğrenci var ve 100 alan 25 öğrenci var. O zaman bu öğrencileri toplarsam 30 55 70 90 105 130 130 tane öğrenci var. 130 öğrenci var. Niye öğrenci sayısını buldum biliyor musunuz? Çünkü küçükten büyüğe sıraladığım zaman bakın ne diye sıralayacağım? En küçük 15 ya. 15 15, 15 tık 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 sıralayacağım. Sonra 20'lere gelecek. 20, 20, 20 sıralayacağım. Böyle tık 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 gidecek. Şimdi 130 tane öğrenci olduğu için 130 tane veri var anlamına gelir bu. Bizim medyanı bulabilmemiz için tam ortayı bulmamız lazım ama tam ortası olmaz. Çift sayıda olduğu için 65. terimle 66. terimin aritmetik ortalamasını almamız lazım. Şimdi 65 nereye denk geliyor? Ona bakalım. Bak. Şimdi ee, en düşük not Kaç arkadaşlar en düşük not ee, burada 50 mi? 50 alan 30 öğrenci var. Sonra 60 olan alan 25 öğrenci daha geldi. 50 şu anda 55 öğrenci var. Yani 55 öğrenciye kadar, 55. veriye kadar 60 oldu. 56. veriden başlayıp 15 tane 70 alan var ya. 56'dan başlayıp 70'e kadar olanların hepsi 70 almış arkadaşlar. E o zaman burada 65 de 70 almış. 66 da 70 almış. O zaman 70 artı 70 bölü 2'den gerçekten medyanımız 70'tir. Grubun açıklığı 50'dir diyor. Arkadaşlar gruptaki en büyük veri yani en büyük not 100. En küçük not da 50. 50 100 eksi 50'den grubun açıklığı da 50. Bu da doğru cevabımız D şıkkı. Böyle bol ters köşeli bir soru karşımıza çıkabilir mi? Evet çıkabilir. Aşağıda tam sayılardan oluşan ve küçükten büyüğe doğru sıralanmış bir veri grubu verilmiştir. Bu veri grubunun medyan değeri aritmetik ortalamasından 3 fazla olduğuna göre y değeri aşağıdakilerden hangisidir? Küçükten büyüğe sıralandığını biliyorum. Çok şükür onu biliyorum. Şimdi medyan değeri diyor. Kaç veri var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O zaman 8 ise madem şuradaki y ile 17'nin toplamının yarısı yani y artı 17 bölü 2 bize neyi verir? Medyan. Medyan değeri aritmetik ortalamasının 3 fazlası. Aritmetik ortalamasını bulalım. X artı Y artı bunları toplayacağız. 10, 37, 47, 56, 76, 88. X artı Y artı 88 bölü 7 tane veri var. Pardon 8 tane veri var. Bunun 3 fazlasıymış. Tamam şimdi ne yapabiliriz? <laughs> Şimdi yine ekleyelim. Y artı 17 bölü 2 eşittir. 24 x artı y artı 88'in üstüne 24 eklersek 108, 112 yapar. x artı y artı 112 bölü 8. Bu 8 de bu iki sadeleşti. 4. İşler dışlar yaptım. 4 y artı 17 çarpı 4 kaç yapıyor? 7 kere 4. 28, 68. 4 y artı 68 eşittir. x artı y artı 112 yapar. Karşı tarafa atarsam 3y eksi x eşittir 44 yapar. E Buradan sonra değer vereceğim. E, y değeri aşağıdakilerden hangisi duruyor? X'e değer vereceğim ama dikkat ederseniz X'e zaten 4 verebilirim, 5 verebilirim, 6 verebilirim, 7 verebilirim. Bir de 3 verebilirim. E, küçükten büyüye sıralamayı bozmaması için. E, peki, X yerine 3 versem zaten... 3 y eşittir 47 oluyor olmuyor. 4 versem 3 y eşittir 48. 3 y 48 ise y buradan kaç yapacaktır? 16 doğru cevabımız. Aşık olarak bulacak. Peki devam ediyorum burayla. Aşağıda tabloda verilen sayılar ile bir veri grubu oluşturuluyor. Tabloda her satırda bulunan sayıların toplamı eşit ve bu sayıların oluşturduğu veri grubunun bir tane mod değeri olduğuna göre, evet, mod değeri kaçtır diye soruyor. Peki Şimdi, her satırda bulunan sayıların toplamı eşit. O zaman arkadaşlar şöyle yapalım. 11, 21, 29, 29, 35, 45, 45. Şimdi 18, 8 daha, 26, 36, 39. Demek ki buranın 6 olması lazım. 17, 27. O zaman şu ikisinin toplamının da, şöyle ikisinin toplamının da 27, 45 olabilmesi için 18 olması lazım arkadaşlar. Şimdi bakın. Diyor ki Veri grubunun bir tane mod değeri vardır diyor. Tekrar edenlere bakalım. Şimdi 13 tane tekrar etmiş. 13 tane. 8 de 3 tane tekrar etmiş. 6'ya bakıyorum. 6 da 3 tane tekrar etmiş. Ama diyor ki bu veri grubunun bir tane mod değeri vardır diyor. O zaman toplamları 18 olan şu iki eleman var ya. Bu iki elemanı arkadaşlar 10 ile 8 olarak seçemezsiniz. Çünkü 10 ile 8 seçerseniz eğer bu veri grubunun İki tane moda olur. 10 ve 8'den dörder defa tekrar etmiş olur. 10 ve 8 seçemezsiniz. E, alakasız şeyler de seçemezsiniz. Mesela 5 ile 13 seçemezsiniz. Hiç tekrar ettirmemiş olursunuz 18-6'yı. O zaman veri grubunun modu 3 kalmaya devam eder. Ama 18'i eğer 6 ile 12 diye seçerseniz artık 6'nın tekrar sayısını 4 taneye çıkarmış olursunuz. Dolayısıyla veri grubunun modu 6 olur. Yani bir tane mod değeri olur. E, bu mod değeri kaçtır diyor? 6'dır. Tamam bir veri grubunun oluşuna bak şimdi burada aritmetik ortalamayı ve modu şey yapmış, tanımlamış. 8 sayıdan oluşan veri grubunun için aşağıdaki bilgiler veriliyor. Aritmetik ortalaması kaçtır? 20'dir. Modu A ve B'dir. Veri grubundaki verilerden bazıları A-1, A-3, B-4, B-8. Şimdi arkadaşlar bu veri grubunun modunun A ve B olması için A'dan en az 2 tane, B'den de en az 2 tane tekrar etmesi lazım. Zaten 8 tane terim oldu. Başka terim yok demek ki. Şimdi aritmetik ortalamanın 20 olmasını kullanalım. 4 tane A var. 4 tane B var. Eksi artı 4 ile eksi 4 götürür. Eksi 8 var. Bölü 8 var. 8 tane terim olduğu için. Eşittir 20'ye. Buradan 4 tane A artı 4 tane B. 8 çarpı 20 160. 8'i dağıttım 168. Buradan A artı B 168 bölü 4'ten 42 çıkar. Cevap C şıkkı olarak bulunacaktır. 15'te devam ediyorum. A ve B kavşaklarındaki bir haftalık kaza sayılarının verileri hesaplandığında oluşan veri grubunun standart sapması A ve B'dir. A'nın standart sapması B'den küçük. A kavşağındaki veriler grubun aritmetik ortalamasına B'deki verilere göre daha yakındır. Evet. Aritmetik standart sapma küçük olduğu zaman ortalamaya yakın demiştik. Bu doğru. B kavşağında kaza risk, riski daha yüksektir. Hayır. A'nın standart sapması daha düşük. A'daki verilerin medyan değeri B'deki verilerin medyan değerinden daha küçüktür. Hayır. Bunu da bilemeyiz. Medyan değerleri değiştiğinde standart sapma da değişebiliyor. Dolayısıyla yalnız bir kesinlikle doğrudur ifadesi olacak. Bak 16'da çok kolay. Çok kolay. 5 öğrencinin 4 farklı TYT netleri verilmiştir. En istikrarlı öğrenci. Hep aynı notu alan öğrencidir. Yani Dilan'dır. İstikrar demek hep ortalamayı tutturmak demek. En iyi öğrenci Dilan mıdır? Hayır. En iyi öğrenci Dilan değildir. Dilan'dan çok daha yüksek puanlar alan var. Ama en istikrarlı Dilan. Çünkü bütün sınavlarda 22 almış. Aslında en kötü öğrenci Dilan burada. Akademik olarak en kötü öğrenci Dilan ama en istikrarlı olan da Dilan. Serinin girdiği 5 deneme sınavındaki matematik net sayısı ve matematik sorularını cevaplamak için harcadığı süre dakika cinsinden aşağıdaki gibi verilmiştir. E, bu sıralı ikililer net sayısı ilk bileşen, cevaplama süresi ikinci bileşen olmak üzere bu biçimdedir. O zaman sıralayalım 20, 21, 24, 26, 27. Bunlar bir veri grubunu oluşturuyor. Sonra en küçük 43, 43, 48, 50, 52, 57. Bunlar da başka bir veri grubunu oluşturuyor. Selim bunlardan sonra bir deneme sınavına daha girmiş ve net sayılarının medyanı ilk 5 deneme sınavına göre 1 artmış. Ee, ve cevaplama süresinin medyanı değişmemiştir. Selin'in 6. denemede sınavındaki verisinin bileşenler toplamı en az kaçtır? Şimdi arkadaşlar, şimdi birinci gruptaki e, medyan değerine bakalım. 24. Bunun bir artmasını yani 25 olmasını istiyor. Şimdi ben buraya bir veri daha eklediğim zaman arkadaşlar 24 artı 24 artı eklenen veri bölü 2 bizim medyanımızı verecek. Çünkü şu anda tek sayıda veri var ama biz veriyi eklediğimiz zaman çift sayıda veri olacak. Yani veri ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasına eşit olacak medyan bu 25'e eşitse buradan 24 artı a çünkü bir fazlası olmasını istiyor medyanın 24'ün bir fazlası 25. 24 artı a 50'den a eşittir 26 minimum olur. Şimdi bu tarafa geldiğim zaman o zaman burada yeni eklenen 52'nin üstüne yeni eklenen geldiği zaman buna da B diyelim. Bunun aritmetik ortalaması yine 52 olmak zorunda. O zaman buradan B'nin de 52 minimum 52 olması gerektiğini buluruz. Bunlar minimum değerler. Maksimuma çıkarmak için şey de yapabilirsiniz mesela. 20, 21, 24, 27 ee, biz 25 olmasını istiyoruz ya arkadaşlar. Şöyle yapabiliriz. Ee, 26 da var 27 var şöyle 26 26, 27. Şimdi biz ne olmasını istiyoruz? 25 olmasını istiyoruz. O zaman arkadaşlar buraya bir tane 28 ekleyebiliriz. Buraya 28 eklediğimiz zaman 3, 6 tane veri oluyor. Ortadakilerin aritmetik ortalaması 24 artı 26, 50. 2'ye böldüm 25. Gördüğünüz gibi medyanı 25 bulduk ama 28 ekledik. Maksimum oldu. Minimumu ekleyebilmek için arkadaşlar yapacağımız hareket nedir? Bu aritmetik ortalama işini yapmaktır. Bunların toplamı soruyor. 52 ile 20 artıyı topladığım zaman da 78 yani B şıkkı olarak bulunmuş olacak. 18'de devam ediyorum. Son sorumuz. 365 günün bulunan bir yılın ilk 6 ayındaki ayların gün sayıları şöyledir. Ocak 31 gün, Şubat 28, Mart 31, Nisan 30, Mayıs 31, Haziran 30. Mert 100, 365 gün e, sürenin süren bu yılın günlerini 1 Ocak 1. gün ve böyle devam ederek 31 Aralık 365. gün olacak biçimde numaralandırılıyor. Bu numaraların medyan tarihleri medyan tarihi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar bakın mesela 3 veri de ortayı bulmak için nasıl bir hareket yaparız? 3 veri de ortayı bulmak için arkadaşlar bu birinci veri, ikinci veri, üçüncü veri baştaki ile sondakiyi toplar ikiye böleriz. Mesela 5 veri olduğu zaman baştaki birinci sondaki beşinci ya 5 ile biri toplar ikiye böleriz ortadakini buluruz. O zaman bizim yapacağımız hareket e, sondaki ile baştakini toplayıp ikiye bölmek. Yani 366 bölü 2'den 183. günün hangi güne denk geldiğini bulursak eğer medyanı hesaplamış oluyoruz. 365 tek sayıda olduğu için ortadaki e, verisi 183'tür. E, aslında biz ortanca'yı bulmuş oluyoruz burada. Yani ortanca terimi bulmuş oluyoruz. E, peki. Zaten medyan da ortanca demek değil mi? E o zaman bunu nasıl bulacağız 183'ü bak şimdi. Ocak 31 ile başladı. Şöyle. 31 Şubat 28 Mart 31 Nisan 30 Mayıs 31 Haziran 30. Bunları toplayınca ne yapıyor? 30 50 80 110 150 180 180 ve 182. Bir dakika. Dur. Yanlış mı oldu? 30 50 80 110 140 170 170, 181, 181 bu arkadaşlar. Yani 181. gün neye denk geliyor? 181. gün 30 Haziran'a denk geliyor. O zaman 182. gün 1 Temmuz'a denk gelir. 1 Temmuz. O zaman 183. günde 2 Temmuz'a denk gelir. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı olarak bulunacaktır. Evet bak 18. örnek çok güzeldi. 17. örnek çok güzeldi. 14. örnek çok güzeldi. 12. örnek çok iyiydi. 13. örnek çok iyiydi. Ve e, bu sorular hatta ben bir şey söyleyeyim mi? 11. örnek de çok iyiydi. Tam ters köşe bu soru bir örnekti. Bu sorular sınavda karşımıza çıkabilir mi? Çıkabilir arkadaşlar. Evet. Şimdi kan programımız bir gelsin bakalım. İstatistiği de hallettik. Gel. Allah istatistiğin iki videosunu da hallettik. Ve arkadaşlar kaldı kampımızın bitmesine 5 gün. 26. gün permütasyon kombinasyon binom açılımını 3 videoda. 27. gün permütasyon kombinasyon binom açılımının soru çözümünü 2 videoda. 28. gün olasılığı 29. gün ve 30. günde fonksiyonları işleyerek TYT full tekrar kampımızı noktalayacağız. Sonra da tabii ki AYT full tekrar kampımız olacak. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.